diğer taraftan trash olsun olmuş. Aynen. Vallahi TT'nin yaptığı yasaklamalar biraz dünya şampiyonası yasaklamalarını hatırlattı bana. Genelde Zilin zaten her zaman yasaklanan bir şampiyon dünya şampiyonasında. Zed için yapıyorlar onu da büyük bir ihtimal. Çünkü Assassin şampiyon alacaklarını düşündükleri zaman Zillion zaten Assassin'lerin direkt counter ultisiyle birlikte. Zed, ne bileyim, Lee Sin yine aynı şekilde Assassin gibi düşünülebilir biraz. Hı hı. Onlar için yapacaklarını düşünüyorum ben. Mantıklı bir seçim olmuş yani aldıkları kompozisyonla birlikte. Kesinlikle. Zillion olmadığı için hemen çok rahat bir şekilde Zed'i aldılar. Hı hı. Zed'i karşılayacak bir şampiyon daha var. Bilmiyorum acaba Ant takımı onu tercih edecek mi? Kyle da Zed'e karşı çok avantajlı şampiyon ama muhtemelen Ryze'i yukarı koridora gidecektir. Ryze'i de dünya şampiyonasında çok gördük gene. Aynen öyle. Genelde ya yasaklanan ya da ilk seçim yapılan bir şampiyondu. Yukarı koridorda gerçekten çok en başlarda biraz zayıf olsa da oyun ilerledikçe inanılmaz güçlenen bir şampiyon Ryze. Finalde de şeyi yapmıştı zaten. Samsung White'in karşısına mid almışlardı Ryze'i hatırlarsan. Evet, evet. Fizz oynamıştı karşısında Samsung White'in. Kaybettikleri tek oyunda oydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Samsung White bir tane oyun kaybetti. Ryze oynadıkları oyunda kaybettiler, evet. Aynen. Çünkü zaten dedim ya o Assassin mentalitesinde direkt elite bitmemek için. Hı-hı. Ryze ileri gittiği zaman tankla şöyle bileyim donmuş yürek falan filan alıyor onun üzerine. Aynen, alıyor. Donmuş yürek alıyor, ölmüyor bir yerden. Aynen öyle. Bir yerden sonra ölmediği için daha güzel oldu. Bu arada Fizz dedin. Aynen, Fizz'i seçtiler. Team Turkey'den de Fizz tercihi gelecek gibi. Bakalım Honos ne alacak? Şu an nişancı dediğim zaman ilk akla Lucian geliyor bir kere. Ses var mı? Var. Okey, sıkıntı. Tamam. Okey, tamam. Nişancı dediğim zaman ilk akla Lucian geliyor. Lucian da yasaklandığı için Katze, Corki'ye yönelmiş. Şimdi Honos muhtemelen Jinx alacaktır. Ben Tristana diye düşünüyorum ya. Nami Tristan. Yaklaşıp konuşalım, okey. Oo, Twitch. Tabii babanın Twitch'le geçen sezon 2000 oyunu olduğu için. Harbiden mi? Öyle bir geyiği var Honos'un da. Ama Twitch'e gerçekten hakim bir oyuncu. Yani her türlü iş yapacaktır diye tahmin ediyorum. Sadece koridor aşamasında biraz zorlanabilirler. Biliyorsun Twitch oyunun başlarında biraz özellikle sıkıntı koridorda yaşıyor. Sıkıntı yaşayabilen bir şampiyon. Corki de güçlü. Corki'nin bir kombosu var. Normal vuruş, Q üstüne normal vuruş. Bayağı bir takaslarla avantajlı çıkabiliyor Corki. Evet. Tabii burada desteğinin Nami olması avantajlı. Can yenilenmesi bakımından aynen. Şifayı kullanabiliyor. Diğer tarafta Janna'nın sadece kalkanı var. Timing'e bağlı olarak şey yapıyor. Janna'nı kullanabiliyor. Bu arada Orianna geldi. Ekran kırdırtır Orianna. Öyle mi? Orianna ekran aynı kırdırtır. Mi? Tehlikeli. Uzağı mı alalım? Ne yapalım? Laptop ekranı uzağı mı alalım? Yok yok. Benden değil. Link seni SMRS disconnected falan gelirse bir ha. Oyuncu düştü falan gelirse. Ya Orianna ben ne zaman görse o anlarım hep aklıma geliyor ya. Nasıl çünkü Orianna ben tam bilmiyorum. Ekran kırmam benim Orianna'yla. Nasıl bir sinerjisi var ya? Nasıl bağlantısı ya var? Ya sinerjisi şey. Çok güzel oynadığın zaman aha. Böyle oyunu kaptırıyorsun kendi kendine. Herkes Q, W ulti atınca sanki 5 kişiyi alabilecek misin gibi hissediyorsun. Anladım. Ama bir anda Zed'den tek yiyince mesela kafayı yiyebiliyorsun o pozisyonda. Hani böyle dünya yok edebilirken dünyaların önünde çöküyor. Yıkılıyorsun. Anladım. Yani bayağı dikkatli oynanması gereken bir şampiyon. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok hele güçlüyüm diye böyle pozisyon hatası vesaire yapmamak lazım. Aynen öyle. Hele Fizz var, Zed var. Çok fazla rahat bırakmayacaklarını düşünüyorum ben oraya. Ama yani ona karşı yani TT'nin şu an kompozisyona karşı bir önlem almış Atlas. Pardon, Ant. Özür dilerim. İki tane bitkinleşir var. İki tane bitkinlik demek hem Zed'e hem de Fizz'e takım savaşlarında bitkinliği kullanabilecekler demek. O şampiyonlar da suikast edilmiş şampiyonlar olduğu için bitkinliğe karşı çok dezavantajlılar. Yani bu oyun şöyle görünüyor. Oyunun başlarında Team Tukulet'i avantajı elde edebilir biraz. Hı hı. Çünkü karşı tarafın kompozisyonu dediğimiz gibi biraz daha oyunun ilerlemesine bakıyor. Oyun ne kadar uzarsa o kadar güçlenecektir. Hı hı. Özellikle orta koridorda Fizz Orianna'ya karşı avantaj sağlayacak. Runlara bakalım istersen biraz daha. Bakalım. Ormanda mesela Lee Sin var. Lee Sin de oyunun başında çok avantajlı bir şampiyon. Yani şöyle bir durum benim gözüme çarpıyor. Eğer TT oyunun başına çok iyi avantaj yakalarsa Ant takımının çevirmesi zor olabilir. Ama oyun dengeli giderse, oyun uzarsa ileriki aşamalarda Ant takımı çok avantajlı bir duruma gelecektir. Anladım. Zaten Fizz'in de senin söylediğin gibi büyü direnci almış. Zırh alması yerine, Orianna'nın ulti ataklarından kendini koruması yerine direkt büyülere odaklı bir defans yapmış ve büyülere odaklı. Yani biraz standart değil mi zaten bu bildiğim kadarıyla? Bu rune sayfası hafiften standart diyebiliyorum. Solo Q'da zırh ama şey yapıyorsun ya, zırh da ekliyorsun ya bazen. Ya ben takip ettiğim kadarıyla genelde artık sarıları hiçbir şekilde zırh kullanmıyor orta koridor oyuncuları. Karşısında şey yoksa, fiziksel hasar şampiyonu yoksa. Ha, anladım. O zaman Orianna'nın normal vuruşlarının fazla vurmasının sebebi
pasifinden kaynaklanan bir şey. Aynen öyle. Pasifi de bir hasar vuruyor. Sonuçta zırh çok etki etmiyor ona. Doğru. Can alması daha mantıklı. Yani can oyunun sonunda Fizz'in o ihtiyaç duyduğu ekstradan biraz daha hayatta kalma ihtiyacını karşılayabilir diye düşünüyorum. Anladım. Çünkü sonuçta çok araya giren bir şampiyon. Orianna'ya bakalım peki. Onun karşısında ne yapmayı tercih etmiş? Neye bakabiliriz biliyor musun? Orianna da muhtemelen standart çıkacak. Büyü direnci vesaire alacaktır. Ben Zed'in nasıl bir tercihle girdiğini merak ediyorum. Solo Zed'e. Evet, çünkü yukarı koridorda Zed'e pek alışkın değiliz. Aynen öyle. Nasıl bir şey yapacaktır? Long bir sonuçta mekanikleri çok iyi bir oyuncu ama bakamıyor muyuz? Aynen. Zed şampiyonu yukarı koridorda çok oynamıyor. Orada bakarsan soldaki oyuncularını zaten 290 bir saniye. Burada... Yok pardon yanlış. Bir farklı bir durum olabilir. Ben şu an hangisi Elysion, hangisi Long B bilmiyorum tam olarak. Ha. Muhtemelen Zed mi Long B? Evet, Zed Long B. Tamam. Pardon. Tamam, Zed vazgeçtim. Bekleme süresi %100 almış. Kritik ihtimali almış yalnız. Evet, o şey ya. Yani bir tane çıkar da belki bir ihtimal. Aynen oyunun başında. Çünkü beklenmedik bir anda çıkarsa o kritik bir anda adamı öldürebilir. Yani sıkıntıya sokabiliyor. Hele bu Zed'in yarı candan aşağı inince bir tane o bıçağı sokuyor ya. O bıçağı soktuğu sırada bayağı bir diye bir ses geliyor. Çok da güzel bir ses geliyor. Bir de o kritik çıkarsa düşünsene. Aynen öyle. Yani yarı candan bayağı tutuştur bir... bırak ve CTRL'i 4 spam. Tutuşur yok ama. Yukarı koridorda oynadığı için ışından da oynamış. Ciddi anlamda zırh delmeyle girmiş. Fiziksel hasar biraz az. Tabii Zed'lerin tercih ettiği bir Twitch'e sistem. Bakalım mı? Attack Speed bakalım. Mi tercih etmiş yoksa? Attack Speed tercih etmiştir. Yani şu an o da nişancı dediğince standart oluyor. Saldırı hızı yüzdesi. Büyükler saldırı hızı. Kırmızılar hasar. Normal. Sarılar zırh. Bu tamamen şey. Dünya Şampiyonası'nda bütün nişancıların kullandığı sistem. Aynen öyle. Hepsi saldırı hızına yoğunlaşmış Korkuyor durumda. Korkuyor Rövanş da geçen maçta aynısını almıştı. Hemen atlayabiliyorsak ona bakalım. İki saniyemiz var ama... Görebileceğiz mi? Aynen. Yine saldırıyorsa yüzde sanmışlar. Aynen öyle. Ben mesela şu an desteğe geçtim ya. Şey konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Rune konusunda. Bir tane nişancı rune'um vardı benim. Hepsini aynısını koyuyordum. Şimdi Nami alıyorsun başka bir şey. Can alıyorsun bambaşka. Braum alıyorsun tank girmen lazım. Aynen öyle. Thresh alıyorsun biraz da fiziksel hasar olsa fena olmaz. Aynen hepsinin öyle. Bambaşka farklı şeyleri var. Rune sayfaları var. Zorluk yaşıyorum. Bir de takımına uygun bir şey de alman gerekiyor. Bir saatten sonra. Hani pickler için konuşuyorum ben. Rune'lar yine ayrı bir şey de. Benim Kore'nin en iyi soldaki oyuncularıyla karşılıklı yemek yeme fırsatım oldu. Dünyanın vardı orada. Var mı tanıdığınız? Dünyanın en iyi Rammus'una karşı oynadım. Ya isim olarak hiçbirini bilmiyorum. Garip nickleri var zaten. Şey de. Diye tanıtıyorlar. Geliyor mesela bu en iyi Rammus. Aynen en iyi Rammus, en iyi Altrox falan filan diye tanıtıyorlar. Anladım. En iyi Lux bu arada yanlış hatırlamıyorsam bir kız. Kız. En iyi Lux bir Şaka kız edin. Ve sarı saçlı mavi gözlü falan bir Allah Koreli kız. Bayağı da güzeldi ya. Kız bayağı da güzeldi bu arada. Sen var ya oksijen. Fotoğrafımı zaten paylaştım hatırlamıyorum da. orada dedikleri mentalite herkes kendine ait bir rune üretiyor. Ne yapıyoruz runlarımızı? Yani ne bileyim bu... Dünya Şampiyonası'nda ne alınmış, ne yapılmış falan filan diye bakıyoruz. Evet, hiçbiri kendi şeyi yapmıyor. İşte buna saldırı hızı yüzdesi katayım, hadi biraz da can çalma yüzdesi katayım falan demiyor. Ne gördülerse onu yapıyor. O yüzden... bu arada duraklamaya geçmiş oyun. Ya baktığın zaman şöyle bir şey var. Kore bu işin sonuçta doğayeni diyebiliriz yani. E-sporların en gelişmiş olduğu nokta. Ve diğer dünya çapındaki diğer insanlar da hatta Avrupa'daki profesyonel takımlar, Amerika'daki profesyonel takımlar şuna bakıyor. Bu adamlar bir şekilde buna bizden daha fazla zaman ayırıyorlar. Aynen öyle. Daha fazla kafa yoruyorlar ve bir sonuçla karşımıza çıkıyorlar. Yani Amerika'yı bir daha keşfetmenin ne anlamı var? Zaten aynen o adamlar öyle. Böyle bir şeyle geldiyse bir bildikleri vardır diyerek onu kullanıyorlar. Ama dediğin şey çok doğru. Bir şeyi sıfırdan kafa yorarak ulaşmak hepimizin yapabileceği bir şey. Sonuçta onlar da insan, biz de insanız. Yani aynı şekilde... Yok, ona ben inanmıyorum. Ya belki daha fazla zaman harcayabilir ama... Harcayabiliyor oluyor. Konuşamadım. Harcıyordur ama... Sonuçta o adamlar da... bunu kendi kafalarından bir şekilde üretiyorlar. Evet, kesinlikle. Bizim de kesinlikle... bir şekilde... Yani kendi metamızı... Rune'de olur, şampiyon seçimlerinde olabilir. Bunları kesinlikle kendimiz yapabiliriz. Evet. Yani bu çok uzak bir şey değil. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Karşımda dünyanın en iyi Rammus'u şeyi açamadı. Kola tenekesini açamadı. Onu bile beceremedi. Kola tenekesini açamadı. Yani bildiğim kola tenekesini. Önümüze ben yemedim ama önümüze domuz pirzola koydular orada. Adam çatalı alıp şeyi yemedi. O pirzolayı yemedi.
anladık yani. Yanımda da Necati oturuyordu. Bana döndü, İngilizce konuşuyoruz tabii de. Oğlum adam dedi karşında ölecek. Adam dedi karşında ölecek. Nefes almakta sıkıntı çekiyor. Hadi sorduk ya. Adama ne kadar pratik yapıyorsun günde diye. Günde 12 saat pratik yapıyor. Günde 12 saat pratik yapıyor ve solo queue'da zaten kazandıkları şeyleri biraz da yani ne kadar şey yapmasalar da onlar söylemeseler de başkalarının hesaplarına girerek şey yaptıklarını söylediler ve peki bu adam bir takım oynamıyor mu? SKT işte KT istediğin takım teklifle gelsin, istediğin parayla gelsin. Adamın dediği mentalite şu: ben diyor bir takıma girersem kendi oyunumu kaybetmekten korkuyorum. Çünkü takım oyunu farklı bir şey. Kendi oynadığın oyun farklı bir şey. Yani soru, kendi oyununu şey. Aynen. Bir yerden sonra kaybedebiliyorsun kendi yaptığın taktiği, kendi oynadığın oyunu. Takıma girince onlara göre oynamak zorundasın. İstediğin agresifliği sergileyemeyebilirsin. Kendi oyunlarını kaybetmekten korktukları için ve zaten kendileri daha fazla para kazanıyorlarmış, biliyor musun? SKT'den o falan filan o sistemle daha fazla para kazanıyorlarmış. Doğru. Hele zaten Kore yani. Tabii. Daha fazla para kazanıyorlarmış. Ama onu da ben anlamıyorum açıkçası. Yani bir insan neden böyle bir şeye başvursun ki? Sonuçta başkasının emeğiyle oraya çıkarsan eğer, yani sen kendi hesabını oynamaya başladığın zaman bir kere düşeceksin. Aynen. Eğer öyle. O seviyenin oyuncusu değilsen düşeceksin istersen. Evet. Yani o sadece gösteriş içinse hiçbir anlamı yok ki yani. Sonuçta sen çıkmamışsın oraya. Doğru. Bilmiyorum. Ama Kore'de bile oluyor demek ki. Çok ilginç. Ben şöyle diyeyim. Biz Kore'nin internet kafesine girdik. Bizim internet kafede Ahmet bir saat daha attır yapmak yerine orada bir tane kart kullanıyorlar. Kredi kartı gibi bir şey veriyor girdiğinde. Aldığın saat, eklediğin saat bilmem ne açık açıyor yani. Açık açtırıyor. Anladım. Biz de nasıl abi açık at falan diyorsun. Yani. O mentalitede. Ama şunu anladım ki orada hiçbir şekilde biz girdik. Ben bağırarak konuştum. Hani böyle we want to play League of Legends dedim. Tamam mı? Adam İngilizce bilmiyor tabii. Ha you play LOL ha? LOL. League of Legends demiyor. LOL diyorlar. LOL diyorlar yani adamlar orada. Biz de öyle diyoruz aslında. Ya tabii. Uzatmamak için. LOL yani. Verdi geçirdik. Tabii ben kameraya şey yaptım. Umarım videoları yakında gelir zaten bir YouTube'a da. bir tanesi takım elbiseyle geçmiş oynuyordu, biliyor musun? Hadi ya. 23-24 yaşındadır büyük bir ihtimal. Böyle yelek, gömlekle falan filan adam böyle. Adam işten çıkmış. Adam işten çıkmış, geçmiş oturmuş orada oyun oynuyordu. Bir tane eleman gördük. Hatta şey değil, Koreli olunca o kadar fazla şey fark etmiyormuş diye. 4-11-8 dayan oynuyordu. Feedliyordu o da. Ya oranın sonuçta iyisi varsa feedliğin ne var? Bu olmazsa olmaz. Dipnot bir şey söyleyeyim yani. Hemen bir. Kore'de şeye giremiyorsun. West ya da Türkiye serverına hiçbir şekilde giremiyorsun. Buradan da oraya giremiyorsun. Buradan Kore'ye indiremiyor muydu client'ı? Ya çok bilgim yok ama bildiğim kadarıyla orada hesap açmak için vesaire. Oluyor. Hem ping oluyor hem de o hesabı o client'ın, ya bambaşka bir client olması lazım onun. Bizim client'la aynı client değil o. Benim bildiğim. Sadece emin değilim. Kore ve Kuzey Amerika'ya girebiliyorsun. Kore'den ben Türkiye sorunun şeyini indirdim, client'ini indirdim. Ha. Zaten internetleri 90 download yani speedtest.net'e giriyor şimdi. Bu şu izleyenler baksınlar bakalım internetlerin hızı kaçmış speedtest.net'ten. Aha. 3'tür, 5'tir, ne bileyim en fazla max fiber kullanıyorsan 20'dir. Adamların evet. Normal internetleri, şehir içinde olan Wi-Fi'larının internetleri 80, 90, çılgın gibi internetleri. Niye Samsung White? Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Bu arada SK Telekom hakkında da ufak bir şey söylemek istiyorum. SK'in benzin istasyonu var. SK zaten benim bildiğim bayağı büyük bir telekomünikasyon firması. Telekomünikasyonun yanında bildiğin yani burada petrol ofisi falan filan var ya. Aynen. SK'in orada petrol ofisi var. Ondan sonra SK'in telefon firması var. Senin dediğin gibi telekomünikasyonu. Zaten South Korean telekomünikasyon tarzında bir şey olması lazım açılımda. Düşünsene burada oynuyorsun mesela atıyorum. Şey yapıyor. Turkcell bize mesela. Yani Turkcell mesela şey oluyor, sponsor oluyor bir takıma. Ve Kore'nin en büyük ama firmalarından biri yani. Şu an orası bizden önde gidiyor olabilir ama bu e-sporun bizim gelişmeyip o şartları işlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hı. Yani baktığın zaman şu 200 senede bile, 2 sene önce Riot Türkiye geldi buraya, 2 senede bile çok büyük yol kat etti. Tabii kesinlikle. Yani biz de o seviyelere gelebiliriz diye ümit ediyorum. Aynen. Ben yurt dışında kurduğum kontaklarla da zaten Twitch'in direkt kendi sahibiyle tanışma fırsatım oldu. Bu yıl... Ya ben baya konuşum hani bak bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz, yayıncılar bunu yapıyor, turnuvalar bunu yapmaya çalışıyor, oyuncular bu şekilde yapmaya çalışıyor.
dedim. Zaten Faker'la olan röportajımda da 2015'teki pro sezondan da bahsettim. Ne görmek istiyorsun? Türkiye'deki dedi pro oyunculardan ufak ufak benim fikirlerim oluyor dedi. Hadi ya. Aha, şeyler gidiyor. Oyuncular var mı? İsim olarak bilmiyormuş kimseyi de. Hmm. Ben mesela şey dedim. Yayıncı olarak biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. Beni bilmiyor musun falan filan yaptı. Yok dedi, seni de bilmiyorum. Ama şeyden hatırlamış burada. TikTok buluşması vardı, hatırlarsın. Ha, evet, evet. TikTok buluşmasında gerçekten. Ben onlara karşı Kha'Zix oynamıştım. Şey dedi. Ha, you Kha'Zix ha yaptı falan böyle. Ondan sonra bayağı iyi insanlar ama ya. Şey olarak Kore'de ben marangozundan tut inşaat işçisine kadar çektim fotoğraflarını. Türkiye'den geliyoruz deyince Turkey yapıyor. Yani Türkleri zaten çok seviyorlar. Türkleri çok seviyorlar. Bu Kore Savaşı muhabbetinden bayağı sarıldı yani. Bildiğin sarıldı adam şey yapıp. Hiç sarılmamasına rağmen. Bu arada duraklama hala devam ediyor. Biz muhabbete herhangi sardık da. Açıklama var mı? Bizim görebildiğimiz bir açıklama da yok. Bakayım. Var mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir saniye. Ha, muhtemelen Team Turkuat'in bir tane oyuncusu düşmüş arkadaşlar. Onu bekliyorduk. Birazdan bağlanırız. Biz de muhabbete sardık yalnız. Aynen, muhabbet güzel. Ben senin Kore maceralarını merak ediyorum. Onlardan yakında şeyler olacak ya. Yakında Rusya'sı da var bunun. Oo. Yakında Almanya'ya da gideceğim. Biliyorsun gideceğin yeri. Tabii. Rusya'ya gidiyoruz yani biraz. Şey ama heyecanlandırıcı ama. Bakalım. Ama nerede e-spor varsa ben gerçekten biliyorum, sen de zaten senle ilk tanışmamızı hatırlıyorsundur. İlk geçen sene KST'ydi sanırım. The Game'deyken benim dershane arkadaşım, senin yakın kardeşim dediğin Yiğit. Hangi Yiğit? Dershanede Yiğit vardı ya, kıvırcık saçlı çocuk. Sen Yiğit'le mi muhabbetin vardı? Aynen, Yiğit'le muhabbetin vardı. O benle seni tanıştırmıştı ilk başta. Ondan sonra The Game'de şaka yapıyorsun. Dışarı çıktığımızda ben sen öylesine geldin zannettim. Ya peki, teşekkür ederim. Yok oğlum, çok uzun zaman yaşıyorsun. Aynen ben, ama ben hatırlıyorum. Bak ilk tanıştığımız zamanı. Bizim Yiğit Kırdök. Yok, Kırdök değil, hayır şey. Kıvırcık ya. Aynen, kıvırcık. Robert'li. Aynen, Robert'li. O da benim kardeşim, yakın arkadaşım işte. Aynen. Ondan ben muhabbetimiz olmuş ilk başta seninle birlikte. Sen o zaman söylüyordun ama. Benim işte şöyle planlarım var, böyle planlarım var diyordun. O zamanlardan beri planlar var da. Hadi bakalım uygulamak diyorum ben. Bekliyoruz. Ama yavaştan şey yapıyorum ya. Elimden geldiğince uğraşmaya çalışıyorum ya. Aynen. Sizin Aces'ten bahsedelim biraz. Sen saldırı gücü taşıyıcılığını şey yaptın. Aynen. Bir kenara attın. Ya iki farklı sebebi var benim için. Bir tanesi artık Holy Finks'in dahil olması demek. Hı hı. Yani sonuçta kendini kanıtlamış bir nişancı. Benden iyi olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O dahil olmak istediği zaman ben tamam dedim, madem öyle ben de destek rolünü deneyeceğim. Hı hı. Elinden geldiği kadar performans göstermeye çalışacağım. Zaten şöyle bir gerçek var. Eğer yani yeterli seviyeye gelemezsem ben de yerimi başka birine bırakacağım. Böyle bir, hı hı, durum bile var. Umarız öyle bir şey görmeyiz de. Yani belli olmaz mı? Sonuçta tamamen profesyonel bir arena. Eğer gerekli performans gösteremiyorsanız kim olursunuz oğlum? Hı hı. Ne olursa olsun. Arkadaşlık da bir yere kadar oluyor. Arkadaş kesinlikle bir yere kadar. Yani tamamen profesyonel düşünmek lazım burada. Yoksa başarı gelmez. Aynen öyle. Yani başarı için doğru kararları vermek gerekiyor. Diğer yandan destek şöyle bana daha çekici geldi. Şimdi nişancı olduğumuz zaman oyuna çok fazla yaptığınız şey dışına bakamıyorsunuz. Yani aynen. Anlamışsın demek istedim. Nişancıyken çünkü uğraşman gereken çok şey var. Aynen öyle. Minyon alman lazım. Sürekli harita kontrol yapman lazım. Hı hı. Pozisyon alman lazım. Yani nişancı zaten çok yorucu bir pozisyon. Evet. Çok zor bir pozisyon. Destek biraz daha takıma yönlendirme yapabilecek. Onun dışında takıma bilgi verebilecek. Oyunu daha geniş çerçeveden görebilecek pozisyon. Hı. Ben biraz daha bunu isterim. O yüzden destek rolünde şu an deniyorum kendimi. Bakalım, iyi bir çalışmayla umarım. Bu arada oyun başladı. Olacağım. Destek şeyine gelirsek de bu mesela Korki oynadığın zaman atıyorum. Sen burada minyonlara odaklıyken, evet, senin desteğin burada jungle mı geçmiş? Şuradaki totemden kim var? Ya da üst koridorda Ryze'i şey, bile uyandırabiliyor şey, yani. Kesinlikle. Herhangi bir şey olduğu zaman. Bir kere desteğin bir gözü kesin haritada olacak. Evet. Bütün takıma bilgi vermesi gerekiyor çünkü. Hatta şunu bile söyleyeyim. Tek tek rakip takımın attığı totemlerin nerede olduğu, dakikası. Rakip takımın dakikası, attığı sıçraların ne zaman atıldığı, ne zaman geri geleceği, hı-hı, bütün ejderha timerları, hatta mümkünse karşı tarafın bufflarının, güçlendirmelerinin timerları, hepsini tutması lazım. Evet. Şu an ben mesela ne yalan söyleyeyim, çok fazla bunu beceremedim çünkü alışkın değilim. Hı-hı. Yani her zaman başkası yapıyordu benim için bunu ama
Yani bu ne kareyi yaparsanız, takımıza ne kareyi bilgi sağlarsanız takım da o kadar doğru hamleleri yapabilir. Bu arada trinketler yavaştan atılıyor. Bunun sebebi de şöyle. Dakika 1'de atılan bu trinketler, yani zinetler, hemen 2.5-3 gibi açılıyor. Tam bilmiyorum, 3 olması lazım. Evet, 2 dakikalık süresi var, bekleme süresi var. 3'de açılıyor ve ormancının ilk baskın yaptığı dakikada 3. dakika. Yani dakika 1'de atarsanız ilk zinetinizi, 2 dakika sonra dakika 3'de açılacaktır ve sizi baskına karşı koruyacaktır o zinet. Aynı zamanda ilk dakikada atmanızı da karşı tarafın herhangi bir şekilde orman baskını yapıp yapmadığını size gösteriyor. O yüzden iki takım da bunu yaptı. Herhangi bir şekilde baskın olmadığını gördüler ve Lee Sin maviden muhtemelen Jarvan'da kırmızıdan başlayacak. Bu da şöyle bir avantajı var bunun. İki takımın alt koridoru da hızlı bir şekilde koridoru iterek başlayacak. Koridoru itmek alt koridorda çok önemli. Çünkü ilk iten koridor ilk ikinci seviye olup daha çabuk bir agresif yapabiliyor. Hatta skor bile alabiliyor. Şu an baktığımız zaman mesela Nami'de tutuştur var. Eğer ilk ikinci seviye Team Turkuality'nin alt koridoru olursa tutuşturla birlikte skor bile çıkartabilirler. Evet. Bu açıdan da çok önemli. Ama iki takım da aynı anda geldiği için muhtemelen çok eşit zamanlı ikinci seviye olacaklardır. Bu arada ben Zed'in yukarı koridorda sıkıntı çekeceğini düşünüyorum biraz ya Ryze'in karşısında. İlk seviyelerde Ryze devamlı Q zaten 2 saniyede bir atabiliyor, 3 saniyede bir atabiliyor. Bir de biri yakınlıktan dövüşen bir şampiyon, diğeri menzili olduğu için. Bu arada aşağı koridorda senin dediğin o ittirmeyi ilk başta ANT yapabildi ama ikinci seviyeyi... Bu da şundan kaynaklı tamamen. Katse'nin Q yeteneği birden fazla Mion'a vurduğu için Mion'a çok daha çabuk öldü. Bakalım alt koridorda bir aksiyon olma ihtimali. Evet, ikinci seviye oldular ama şimdi yanında Janna olduğu için Korki'nin çok fazla bir agresif oynayabilecek durumu yok. Çünkü zaten ilk seviyede E yeteneğine verdi, Kalkan'a verdi. İkinci seviyede tamam Hortum'a verdi ama Hortum'la da çok fazla skor çıkarmak mümkün değil. Jungle'lara bakalım yavaştan. Ormancılar Jarvan kırmızısını aldı. Jarvan mavisini aldı. Lee Sin de aynı şekilde kırmızısını aldı. Şu an baskın yapma zamanları, ikisi de 3. seviye olmuş. İkisi de 2 buff'unu almış. Bakalım Jarvan yöneldi arkasız bir şekilde. Şu an o totemin orada olduğunu biliyor sanırım. Toteme gözükmemeye çalışıyor. Ormana girdi. Çok güzel bir suya pis geldi. Twitch üzerine vurmadı bile. Sadece W ve diğeri patlat yaptı. Jarvan orta koridoru bir baskın denemesi gerçekleştirdi. Lee Sin'den karşı bir baskın gelecek galiba. Oralarda dolaşıyor. Fize baskın yapmak da gerçekten çok zor. E-yeteneğini kullanmadan herhangi bir şekilde kitle kontrol yapamıyorsunuz Fize. Hasar dahi veremiyorsunuz. O yüzden E-yeteneği kullandıktan sonra girmek lazım. Jarvan onu beklemedi. Tabii orada daha fazla bekleyerek zaman kaybetmesi de ona dezavantajını olacaktı. Bu arada bence gözüktü zaten, sadece şey dedi. Yani ben buralardayım, haberin olsun, ona göre oyna dedi. Ama bu da çok mantıklı bir hareket değil. Yani Jarvan mesela orta koridorda kendini gösteriyorsa, şu an yukarı koridor oyuncusu çok daha agresif, istediği gibi oynayabilir. Aynen öyle. Şu an hiçbir şekilde, çünkü bakarsan totem yok yukarı koridorda. İkisi de ormancının nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Evet, bilgi geldi zaten. Dedi ki Jarvan orta koridorda abi, haberiniz olsun, ona göre rahat oynayın dedi. Şu an mesela... Aynı şekilde Lee Sin aşağıda gözüktü. Aynen. Üst koridorda da long Q şey oynayacak. Agresif oynayamazdı. Ryze daha, Panky daha agresif oynayacak. Ha pardon, Lee Sin alt koridor gözüktü. Şimdi hatta şu an baktığın gibi zonluyor. Yani minyonlara yaklaşmıyor. Eğer Lee Sin orada olduğunu bilmeseydi arkasından dolanıp Ryze'a baskın atma ihtimali olacaktı. Aynen öyle. Şu an iki takım da bayağı dikkatli oynuyor. Çok ciddi takaslara girmiyorlar. Yani Olin'e gidecek, birinin ölmesine kadar gidecek takaslara girmiyorlar. Bu arada Honos. Aşağıda Janna'dan çok güzel bir hortum geldi. Twitch'in canı yarıya kadar indi. Honos devam ediyor. Çok güzel bir suya pis geldi Zorgsis'ten bu arada. Bitkinliği kullandı Dumble Dodge Honos'un üzerinde. Kassian'ın canı da yarıya kadar indi. Twitch'in canı da yarıya kadar indi. Ama Honos'un canının yarıya kadar inmesi o kadar etkilemeyecek. Çünkü zaten Zorgsting'in ne bu özelliğin adı ne abi ya? Ya iyileştirme desek yeterli bu arada. Bayağı agresif oynuyor Katze. Zorgsting'in canı da yarıya kadar düştü. İyileştirme geldi. Şu an Katse'nin iyileşmesi duruyor. Kim alacak orada skoru? Strayı geriye kullandı Honos. Zorgsting oto ataklarıyla hala vurmaya çalışıyor. Dumbledore'a doğru geriye döndüler. Zorgsting'in bir kutu canı kaldı. Bir seviye daha aldılar bu arada. Dumbledore sırasını kullandı. Dumbledore ilk kanı aldı. Muhteşem bir oyun geldi Dumbledore'dan orada. Affetmedi Zorgsting'i. Janna'ya hakim olduğunu gösteriyor. O hasarın ne kadar olacağını bildi bu arada. Üst koridorda Ryze sıçramasını kullandı. Kamera niye bizi bırakıyorsun? Orada şey yap istersen. Panky de hala devam ediyor. Oo, aşağı koridorda. Twitch'de almaya başladı. İzleyelim mi? Burada da bir aksiyon var bu arada. Onu da izleyebiliriz.
Sıçramasını kullandı. Jarvan hala devam ediyor. Zed Long'u elinden geldiği kadar kaçmaya çalışıyor ama onun hiçbir şansı yok. Sıçrası var gerçi. Evet, kaçabilir, sıçrası var. Evet. Ama Jarvan'ın sıçrası yok. Keşke Jarvan şu an şeyde olsaydı. Orta koridorda Fizon'a yaklaşabilir mi? Hayır. Bence şeyi yapacak ya. Kuleye ölmeye çalışacak. Kuleye ölmeye zorluyor. Eğer E gelmezse yalnız. Jarvan'dan E gelmez. Aynen, şu an kuleye ölse bile Jarvan gidecek skor. Evet, şu an Zed'in tek şansı öldürmek. Ama yeteneklerini de kullandı. Jarvan şu an gidip bir tane vursa ölecek. Heh. Aynen. Orada da düştü. Bu arada aşağı koridorda daha demin pozisyonu izlemedik ama bir dahakini şey yaparız. Artık. Canımız sağ olsun orada da. Sonraki maçlara. Jarvan'ın o E'si Zed'in kaçmasını engelledi. Daha erken W veya sıçra atabilirdi. Aynen. Sıçrasını kullanmak istemedi ama. Yani ama sıçrasını kullansa da o kadar fark etmeyecek. Çünkü W'nun zaten 10 saniyede gelen sıçra gibi bir şey. Şeyi ölecekti ama. W'sunun cooldown gelmediği için. Hı hı. Mecburen E'yi yedi. Orada sıçra atarak kaçsaydı E'yi yemeden yok, sıçrayı kullanmak istemedi dedin ya. Sıçrayı kullansa da kullanmasa da fark etmeyecek. Jarvan'a çünkü zaten vermeyecekti. Aynen öyle. Bu arada Zorsing'in canı çok azaldı. Canlı skoru almayı başardı. Aşağı teleport geliyor. Long Q devam ediyor. Twitch almayı başaracak mı? Hayır, skoru var. Aşağı koridorda Long Q aldı. Canlı da ortamını kullandı ve geriye uzaklaşacak. İşte burada Ryzen. Bu arada Canlı'nın bu AD'si niye normalden bu kadar fazla ya? 72 bu. Artıdan AD runu almış bence. Canların evet. Runlarına bakmadık ama. Agresif girmiş. Hem fiziksel hasar hem de büyü yetenek gücü girmiş. Oto atakları kendi üzerine bir de kalkanı koyduğu zaman bir AD gibi resmen Canlı AD oynuyor yani. Belki de şey oynuyordur. O da bir ihtimal. Hibrit penetrasyon var ya. O arada, üst koridorda Fizz'in ultisi tuttu. Orada yapacak pek bir şey yok. E'sini kullandı. Ryzen yapabileceği hiçbir şey yok. Lee Sin çok güzel zaten kuleyi tankladı. Üst koridorda da Panky Fizz'e düştü. Report Orion'la SS vermedi galiba. SS'ten değil de bu tamamen görüşün eksik olmasından. Yani baktığın zaman kırmızı takımın yukarı ormandaki totemleri çok içeride. Yani karşı tarafın ormanında. Şuraya bakalım. Şu. Bundan ve bir yukarıdaki iki totemden bahsediyorum. Bu ve bu. Ama Fizz muhtemelen karşı rakibin ormandan geçtiği için onu görmedi. Bu Rice taraftan geldiler evet, zaten. Evet, oradan geldi. Şöyle gittiklerinde hiçbir sıkıntı olmadı. Sıçrası da olmadığı için başarılı baskın oldu. Orion'la mavi güçlendirmeyi alacak Jarvan'dan. Bakayım şeyi aldı mı bu? 1378 parası var. Base'e gidince bence Athena'nın lanetli kadehinin ilk parçası neydi? Çalışo Farmen'in Türkçesi. Ahen kadehi. Ahen kadehini alacaktır bence. Karşısında da zaten Fizz olduğu için Magic Resist'e veriyor belirli bir miktarda. Madara Gen'in yanında. Şu ana kadarki durum şu aslında. Ant'ın alt koridoru gayet başarılı iş yapıyor. 2v2'de çok üstünler. Ama bu arada Can'ı da bekliyor. Diğer koridorların yardımı, bu arada Honos'un orada yapacak hiçbir şey yok. Çok fazla hasar çıktı bir anda. Tabii o çalıda görüş olmadan Twitch'in oraya kafa atmaması lazım. Aynen öyle. Zaten hiper taşıyıcıların sorunları da bu. Biraz late da. Game'de çok güzel vuruyorlar ama oyunun başında yakalanırlarsa aynı şey late game'de de yine aynı. Oyunun sonralarında doğru yakalansa da tek yiyor. İlk başta da tek yiyor. Ya işte oyun sonunda mesela bir ultisi ona çok avantaj sağlıyor takım savaşlarında ama aha, şu an koridor aşamasında ultisini ne kadar kullanabilir? Aynen öyle. Çok bir etkisi yok yani. Kork ama öyle değil. Kork'in yetenek seti her zaman aynı. Her zaman W'su var. Her zaman Q ulti yetenekleri onu takaslarda avantajlı yapıyor. Evet. Ama mesela takım savaşına Korki Twitch kadar iyi değil. Çünkü Twitch şişe dizebiliyor rakibi. Aynen öyle, aynen öyle. İyi bir şekilde pozisyonda kritikler arda arda geldiği zaman yani pat hiç kimse kurtulamıyor yani. Özellikle işte Honos'un dediğim gibi sezon 3'teki 2000 oyunu Twitch'te 2000 oyun oynamış. Sezon 3'te. Orada yani Harpen sağdan vurup Korki'ye soldan vurup Janna'ya iyi hasarlar çıkartabilir. Koridor aşamasında özellikle. Evet, evet, evet. Bu arada Lee Sin Jarvan'la karşılaştı. Fizz de ona doğru yaklaşıyor. Jarvan ultisini attı. EQ ile muhteşem kaçmaya çalıştı. Fizz'in ultisine yakalandı Jarvan. Yarı cana kadar düştü. Oyunbaz düzenbazla birlikte Orion'la korumak için muhteşem bir ulti attı orada. 3000 eloluk Orion'la ultisi. Burada Long Q da gelmiş. Oradaki pembe totemi gördüler. Harpen dedi ki sen çık abi ben oradaki totemi alayım. Harpen iki tane pembe totem fark etti. Bu arada daha demin senin bu Twitch'in sağdan vurup soldan indirme merasimini anlatırken. Ama öyle oynuyor Twitch'i. Oo çok bu güzel bir ulti geldi. Ryze'dan sıçra geldi. Harpen'den kaçan bükü geldi ama affetmediler. Tekmeyi suratına vurdu orada Ryze'ın da aynı şekilde.
Evet. Ryzen oyunun başındaki dezavantajını çok iyi kullanıyor şu an kadar. Longbi. Yani altın seviye olduktan sonra Z, Ryze'a karşı avantajlı. Çünkü Ryze'a herhangi bir şekilde zırh... Tank değil daha fazla. Kasmıyorsunuz, tank kasmıyorsunuz. Daha yeni aldı şey eşyasını, zırh eşyasını. Evet. Bu arada sıçramasını kullandı Hornos da aynı şekilde. Evet, bu arada şeyleri ayarlayalım biz. Kusura bakmayın. Ryze en üstte. Ryze en üstte olacak. Jarvan Jamla en aşağıda. Orianna'yı ortaya orada koy. Fizi koy. Onu da değiştir. Şunu tamam. Da değiştirdik mi? Tamamız. Oldu. Evet, şu an Team Tukalit'i bayağı bir toparladı açıkçası ama şimdi bir ejderha denemesi var. Derken oyun durakladı yani. Tekrar. Team Tukalit'in benim şey yani. Özelliği dikkatimi çekiyor bayağı. Kendi ormanlarına farkındaysan hiçbir şekilde müdahale ettirmediler. Hı hı. Üst tarafta şeyi aldı, Halpen bir pembe totem indirdi. Hı hı. Diğer üst tarafın üçlü bu baron çalısında o pembe totemi de indirdiler. Aşağı tarafta hemen ejderhanın şurasında bir pembe totem daha vardı. Hı hı. O pembe totem değil, normal totem vardı. Onu da Zerg Sting indirdi, pembe totemi attıktan sonra temizledi. Yani kendi ormanlarındaki totemleri kesinlikle şeyi görmek istemiyorlar. Takımın her türlü, karşı takımın vizyonunu kırıyorlar kendi ormanlarındaki. Bu çok önemli. Orada oyundaki duraklama başladı tekrar. Çünkü Jarvan burada rahat rahat baskın yapamıyor bu sebepten dolayı. Bu arada ejderhayı aldılar. Team Turkarit'in nasıl olur da görüşü olmaz derken Zerg Sting en azından süreyi alabilecek bir totemi bıraktı orada. 6 dakika değil mi? 6 dakika sonra. 6 dakika sonra yani 18 gibi bir ikinci ejderha savaşı izleyebiliriz. Aynen. Burada Team Turkarit'i niye bırakmak zorunda kaldı? Lee Sin'in muhtemelen Beybeyz'ine döndüğünü fark etti Ant takımı. Yani Lee Sin'in oraya hiçbir şekilde gelemeyeceğini ve orada totemleri olmadığını fark ettiler ve hemen hiç zaman kaybetmeden o ejderhaya gittiler. Bir de şöyle bir sebep var. Şu an Team Turkarit alt koridoru kaybediyor. Hı-hı. Yani bildiğin Corki ve Janna şu an ciddi bir üstünlük kurmuş durumda. Evet. Bunu da kullandılar biraz. Evet. Yani geride olmaları demek Honos ve Zerg Sing'in kendi kulelerine yakın oynamaları demek. Hı-hı. Bu da onlara rahat bir şekilde ejderhanın kapısını açtı. Şimdi zaten daha deminki pozisyonda 3 ve 4'lerdi. Senin dediğin gibi alt koridorda bot ileride olduğu için, Ant'ın botu ileride olduğu için 4 ve 4 girseler bile alabileceklerini düşündüler. Aynen, öyle bir sistem var. Ya ne olursa olsun Lee Sin gelse bile biz döner alırız dediler. Kendilerinde kritiklerini yaptılar ve shotcaller'ının tam ne oluyor yani, şeyi? Takımı yönlendiren kişi. Takımı yönlendiren kişiler sence genelde kim olur? Supportlar mı olur yoksa orta koridor mu olur yoksa ormancı mı olur? Ben de bir ara profesyonel takıma heveslendiğim için o işlere bayağı sarmıştım. Ya yani, orta koridor ya ormancı ya da support gibi şeydi. Sadece şu olur diye bir şey yok Kerim. Bence bunu iyi yapabilen, oyunu iyi okuyabilen insan olması lazım. Ama en yaygın hangisi dersen ormancı ve destek. Anladım. Çünkü ormancı zaten tüm haritaya hakim bir pozisyonda. Destek de daha kolay bir pozisyon oynuyor. Oo, bu arada çok güzel bir insek geldi. Lee Sin üzerine devam ediyor hala. Zed ultisini kullandı. Jarvan arkadan counter gank'e geldi. Ryze almayı başardılar. Jarvan'ın manası yok. Almayı başarabilecek mi? Sıçramasını kullandı. Lee Sin arkadan uçarak geldi. Hala devam ediyor. Lee Sin alabilir. Q'su var mı? Q'su, manası yok. Lee Sin'i... Hayır, Q'su yok. Jarvan ikisi de aldılar. 2-2 bir değişim oldu. Muhteşem bir oyun gördük üst koridorda. Jarvan 2'de 2 aldı. Diğer taraftansa Z'de 1 kill, Lee Sin'e de 1 kill gitti. Bu arada shutdown aldı yani serisini bitirdi Jarvan'ın. Jarvan'ın serisini bitirdi, aynen öyle. 4-0 gidiyordu Jarvan. Bayağı güçlü durumda şu an. En sevdiğim ormancısız mavi güçlendirme almak. Çünkü XP'si... Çok uzun sürmüyor ama. Orianlısın. Uzun sürüyor. Orianlı ile mavi güçlendirmeyi bug'a koyabiliyorsun. Öyle mi? Aynen, mavi güçlendirmeyi sen şuradan topu bırakırsan mavi güçlendirme şurada şöyle dönüp çakal duruyor. Çakal taktiği. Aynen, çakal taktiği. Ve ne canın gidiyor ne bir şey oluyor. Ve XP'ni sadece sen kendinden alıyorsun. Mavi güçlendirmenin XP'leri çok tatlı oluyor ya erken seviyelerde. Tabii, aynen. Ya eğer orta koridorda minyon kaybetmiyorsan... Sıkıntı yok zaten. İttiysen hiçbir sıkıntı yok. Doğru. Hele Orianlı olduğu için QW yapıyor arka tarafa. Hiçbir şey yaşamıyor. Bu arada... Şuna bakmak istiyorum ne kadar biriktirmiş. 258 biriktirmiş 15. dakikaya girerken. Yani şu an öldü 2 kere hatta 3 kere ölmüş Ryze ama gene de eşyalarını yavaş yavaş yapıyor. Birazdan asırlık sopasını da bitirecek. Road of Ages'i de bitirecek. Onu bitirdikten sonra zaten bayağı güçlenecektir. Yani böyle dakika 25-30'larda güçlü bir Ryze görebiliriz. Şu an onun sinyallerini hafiften veriyor. Minyon konusunda iyi.
15-20 milyonluk bir avantaj kurmuş Zed'e karşı. Tabi burada Zed çok dolandı. Alt koridora gitti. Teleport yani attıktan sonra ama kill almıştı orada. Aldı ama minyonda geriye düşmesini sağladı bu ister istemez. Oo, bu arada ultiyle girdi ama yapabileceği çok bir şey yapabileceği yok ya hiçbir şey yok. Ryze'ın çok başarılı bir baskın geldi Jarvan'dan gerçekten. Evet, o zaten Jarvan'ın şeyi kullandı. Gap Closure'ını kullandı, mesafe kapatmasını. EQ'yu buraya attı. Buradan şuraya ultiyi koyduktan sonra yani yaklaşık yani büyük bir ihtimal öyle bir mesafe alıyor değil mi? Buradan buraya kadar bir mesafe alıyor evet, Jarvan. Alıyor. EQ ultisiyle birlikte. Zaten Zed de üzerine oynayınca Ryze'ın direkt değerlendirdiler. Yani şu an Team Turkatik keşke Jarvan bizde olsaydı şampiyon olarak diye olabilir. Evet. Bu arada ben late game'de çok fazla bir etkinlik kurabileceğini düşünmüyorum kompozisyonuyla birlikte Team Turkatik'in. Çünkü Lee Sin o kadar tank bir şampiyon değil. Değil. Zed o kadar tank bir şampiyon değil. Tamamen suikastçı. Aynen öyle. Fizz suikastçı. Twitch desen iki vuruş üflesen ölüyor. Anami desen... Twitch'in ama hakkını yeme. Oyunun ilerledikçe Twitch çok güçlü bir şampiyon. Ama arka tarafa gidebilecek bir Jarvan'ın EQ artı Orianna'nın topuyla birlikte o Twitch ne kadar dayanabilir? Yani Jarvan ultiyi attı tamam. Üzerine Orianna ulti W yaptığında o Twitch dayanamayacaktır bence. Ya iyi pozisyon alırsa takım arkadaşları o suikastçılar oyalarken iyi bir hasar çıkartırsa Twitch artı düş yapar ama şu an tabii çok geride. Bir de öyle bir durum var. Yani öyle. Bu arada çok agresif bir W geldi sıçramasını kullandırmak zorunda kaldı. Şu an Honos'la Zerg'in tam sinerjisi oturmamış onu söyleyebilirim. Çünkü Zerg'in uzaktayken Honos trade'lere giriyor. Aynen öyle. Ve yaklaşıyor. Yalnız kalmasına hemen yaklaşıyor. Bir de karşısındaki şampiyon Corki. Hemen mesafeyi kapatabilen ve çok fazla hasar olan bir şampiyon. Bir yanda Janna var. Ve şu özellikle aynı şekilde. Zergsting mesela suya hapis koydu. Zergsting suya hapis koymuşken orada Honos'un vurmaya başlamış olması gerekiyor. Ama havadaki işte, o iki saniyeyi değerlendiriyor olması çok, gerekiyor. Çok minyon vardı ya orada. Yani minyon almaya zaten odaklanması şu an. Daha minyon da geriye düşmüş. Bakarsan 25-30 minyonluk bir fark var. Evet. Orada minyona vurmak yerine adama vursa minyon kaybedecek. Ve çok da bir şey olmayacak açıkçası. Yani eşya olarak geride. Yani Zergsting sadece diyorsun ki... Ya bir rahat bıraksınlar Twitch şeklinde bir bubble attı orada. Bu arada orta koridorda dakika 17'ye girdik ama Kore farmları dönüyor. Aynen. 182'ye 179 farm orta koridorda çok fazla odaklanmışlar ki zaten çok fazla da mevzu dönmüyor orta koridorda. Ya Orianna zaten çıkmadı daha koridordan. Direkt minyon kesmeye odaklandı. Fizz'i yalnız tebrik ediyorum ben. Fizz'de Orianna'ya karşı bu kadar farmlamak pek kolay değildir. Evet. Biliyorsun yukarı koridora baskına gitti Fizz. Ona rağmen şu an minyonda çok orada Jarvan tekrar aşağı koridora geldi. Twitch'in sıçraması olmadığını biliyorlar. Çok güzel bir ulti geldi Zerg'den arka tarafta. Jarvan ultisini Lee Sin'in üzerine kullandı. Lee Sin'den muhteşem bir kick geldi kulenin altına yolladı. Muhteşem bir oyun. Zed bir şey yapabilecek mi? Ultisini kullandı ama o hasar çok fazla Zed. Düştü orada. Suya hapis de geldi. Honos da biraz önde kaldı. Honos'un sıçrası yok. Honos da orada düşecek aynı şekilde. 3v4 savaş kazanıyor şu an Antakan'a. Aynen öyle. Durumu tersine çevirdiler. Zergsting hala devam ediyor. O da düşecek. O da düşecek orada. Sıçrası yok onun da. Yok, slow'u koydu zaten Janna. Artık evet, durduğu yani. İçin durum 11-6 ve ikinci ejder doğdu. İkinci ejderi de alacak Ant. Halpen iyi bir iş yaptı orada. Jarvan'ı düşürdüler. Ama. Gerisi gelmedi. Takımının. Yani orada bir anlaşmazlık oldu. Takımı devam etmek istedi ama Halpen biraz geride kaldı. Aynen öyle. Ya beraber çıkacaklardı o savaştan. Ya tamamen hep beraber gireceklerdi. Evet. Orada tamamen bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum ve bu Team Turkey takımına 3 tane skor bir de Ejra'ya mal oldu ki takım şu an gerçekten kötü durumda. 5000 altınlık bir fark oluşmuş. Evet. Yani ne dedik oyunun başında? Team Turkey'in avantajlı bir early game'i var. Yani oyunun başında daha güçlü evet. olduğunu söyledik. Özellikle Zed ve Fizz'den dolayı ama şu ana kadar pek bunu kullanamadılar. Evet. Yani Ant çok rahat oyun oynuyor. Özellikle alt koridor ciddi bir avantaj kurmuş durumda. Janna Mece'yi almış. Bu zaten yeni mentalite değil mi? Janna'yı Mece'yi aldıktan sonra dünya şampiyonasında da zaten öyle yapmışlar. Birkaç kere denendi dünya şampiyonasında ama her zaman iyi iş yapmadık herif. Ooo yani, Jarvan bu arada mavi güçlendirmeyi scumbag. Eyle mi çaldı? Eyle çaldı. Şaka yapıyorsun. Eyle çaldı. Normal eyle çaldı ve görüşü yoktu. Burada hiçbir görüş yok bak gördüğün gibi. Ozan Lee'sinden çarp kaçtı. Yok şeyi Fizz'e bırakıyordu zaten. He. Blue'yu Fizz'e bırakacaktı. Kör bir E attı. Ve kör E'siyle birlikte aldı. Anladım. Jarvan bu arada daha demin yanlış bir bence karar verdi. O yüzden Lee Sin'e düştü Halper'ne. Şurada ilk başta geldiği zaman hatırlarsan
EQ'yu yaptı. Twitch Mami'ye buradaydı. Twitch buradaydı. Lee Sin buradaydı. Uyarması gerekiyordu. Uyarması gerekiyordu canlının Twitch'in stresi yok diye. Evet. Twitch'in stresi olmadığı için Jarvan'ın içinden çıkamaz. Korki çok yüksek bir hasar vuracak. Zaten direkt Twitch'i bitirmiş. Direkt indirmişlerdi Twitch'i. Lee Sin'e gitmek yerine orada direkt Twitch'in yanına gelseydi hani belki ne bileyim. Koruma içgüdüsüyle Lee Sin yanına gidip Twitch'in kick dağıtabilirdi. Tekme dağıtabilirdi yani. Belki. Ama bence denemekten zarar gelmezdi. Diğer türlü Lee Sin'e gitmesindense, Lee Sin'e gidip boş yere ölmesindense Twitch'e gidip şey yapsalardı daha avantajlı olurlardı. Ya orada Lee Sin biraz outplay etti. Halpern iyi bir oyunla çok güzel oynadı. Jarvan'ın kötü pozisyona düşmesini sağladı ama dediğim gibi Twitch'e yükseldi, hiç problem kalmadı. Bu arada Zergsting benim totemime dokunmayın diyor ama yapacak hiçbir şey yok. Suapisi de yetmedi orada ya. Yani Ant takım gerçekten iyi performans ortaya koyuyor. Şu an yendiklerini Team Turkey ettik. Geçen sene TFT'nin ikincisi. Evet. Baktığınız zaman ya yani Ant da yeni kurulmuş bir takım. Tamam oyuncuları çok başarılı oyuncular ama sonuçta bunların bir arada alışma süreci vesaire de var. Dedim ama oyunun başına Ant harbiden iyi. Evet, yani evet. Bizle karşılaştık iyi oynuyorlar. Anladım. Zaten takım kompozisyonları da bence çok iyi ya. Ya Jarvan Orianna'yı ben ne zaman görsem korkarım. Bu arada Jarvan ortaya geldi. Benim de bu profesyonel oyuncuyla özendiğim zamanlarda, internet kafe turnuvalarına gittiğimiz zamanlarda... Sen orta koridor oynuyorsun. Benim bildiğim Orianna ve Zed'e nerf gelmeden önce Zed'i bayağı güzel oynardım. Şu anda iyi ama Zed. Şu anda oynanıyor. Orianna'dan, ya ben çok fazla Orianna oynadığım için, ya Orianna banlanırdı ya da Orianna alırdım. Orianna'mın yanına da hep şey alırlardı, Jarvan alırlardı. O yüzden Jarvan Orianna'yı hep gördüğüm zaman bu EQ, ulti W kombosu, hani Jarvan'ın EQ'su, Orianna'nın ulti W'su şeyinden bayağı korkuyorum. Oraya bir Rumble koysan, üf. O da zaten TSM oluyor. Aynen. TSM yapıyorlar. Şey yapardı, Cloud9 yapardı. Gerçi Cloud9 çok Jarvan oynamıyordu. Ama Rumble ve Orianna oynardı Cloud9. Mityos Zek oynuyordu bayağı. Zek nerflenmeden önce. O zamanlar evet. Zeki bayağı oynuyor. Orianna'yla da iyi oluyor. Oo bu arada Jarvan muhteşem girdi. Zed'in üzerinde çok yüksek hasar var. Sıçramasını da kullandı. Arkasından bir sıçrama daha geldi. Mahvolmuş kralın kılıcı. Bak. Kılıcı yetecek mi? Hayır. Koruma içgüdüsü de yetmedi orada Halper'nin. Yani Jarvan gerçekten bir de canadan kalkan alınca acayip fazla hasar çıkarttı. Resmen tek başına kesti. Hırpalayan almış Zed'i. Ama. Evet. Tek hırpalayanla kesebilir. Normalde şeyi alıyorlardı. Neyin ruhuydu? Büyük kertenkelenin ruhunun üzerine hırpalayan alıyorlardı. İşte ne dedik? Kendi oyuncularımızın da Madrid'in pençeleri aldı. Yani kendi has bir tarzı geliştirmesi yani bazen gençler iyi sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Yani illa insanın yaptığı şeyi yapmak zorunda değiliz. O da bir seçenek tabii ama yani bu da şu ana kadar Jarvan'ın çok işine yaradı. Madrid almış. Kertenkeleyi pek aradığını söyleyemem. Bu arada üzerindeki kalkanı görüyor musun Gajin adamı? Janna'nın kalkanı. Orianna'nın kalkanı ile birlikte. Bir de ona Seraph yapar. Seraph mıydı? Oo aynen öyle. Seraph'ın şefkati. Seraph'ın şefkatini de yaptığı zaman Ryze ölmez. Zaten zırhı var. Şu an zaten ölmeyecek gibi bakarsan. Biraz o duruma bitirmiş, gelmiş. Ninja tabisi var. Birazdan Banshee'de alırsa o Ryze gerçekten bir 3v1 gider. Bakalım bir zırhına. 195 zırhı. 195 zırhı var. Yolu var yani. Bu arada 31k'ya Team Turkuality ulaşmış durumda. Evet, 31'i bitirmek üzere. Ya 31'i geçirdik. Tamam. Söylemem gerekiyor da. Benim de bazı söylemem gereken şeyler var. Fark etmişsindir zaten. Bakalım. Yani 2000 oyun Twitch şu an kadar pek kendini gösteremedi açıkçası ama sen Honos'a bir sataşmak istiyorsun galiba. Yok, sataşma değil. Ya onun sonuçta daha yeni katılmış. Evet. En kötü yine oyunu bırakır. Bu sert TSM'den mi gelir artık teklif? Evet. Bilmiyoruz bakalım. Bu arada oyun yavaştan şeye döndü. Orta koridor oyununa, orta oyuna doğru döndü. 24. dakika. Evet mid game dediğimiz. Aynen mid game'e döndü. Şu an takımların özellikle Ant'ın yapması gereken şey ki yapmaya başladılar gördüğünüz gibi. Arayacağım karşı tarafın tamamen vizyonunu kısıp özellikle kendi ormanlarındaki vizyonunu kısıp kulelere yönelmeleri, hatta mümkünse barona girmeleri, baronda bir bait yapmaları yani gemlemeleri. Şu an mesela o iki tane suya bir çok güzel görsün. Tahmin etti orada bir pusu olma ihtimali. Ben mesela direkt kafa atmıştım oraya. Vallahi direkt ölmüştüm ben orada. Bu arada senin dediğin gibi görüşleri temizliyorlar.
ve Ejder'in çıkacağını bildikleri için ona tabii yer hazırlıyorlar yavaştan iki takımda. Aynen öyle. Zaten şeyde Jan'la da bu aracı merceği bir seviyeye doğru çıkarmış. 475 daha kıyıp takımı için. Oracle. Yani ne oluyor? Bakalım hemen üzerine. Kahin'in merceği olmuş. Aynen. Artık arayıcı mercek. Bu arada Lee Sin... Şu an TT'nin yapabileceği en iyi şey, şu an yaptıkları gibi, orta koridoru ittirmek. Yani kule ve ejderha takası yapmak. Ama yetişebilecekler. Alpen işte, dener işte mi? Alpen denememesi daha mantıklı. Çünkü orada Alpen ölürse Baron bile yapabilir mantıklı. Aynen öyle, o geri döndü. Ama orta koridorda da kuleyi aldılar. Şu an eşit takas. Aynen öyle. Yani kule ve ejderhanın neredeyse paraları birbirine bence aynı. Kule şeyden daha iyi bir takas ya. Ejderhadan daha iyi bir takas. Hele bir orta koridor kulesinden. Neden? Çünkü orta koridorun kulesi hem vision olarak şey, aynen, hem yer olarak güzel bir durumda. Bir de hani orta koridordan genelde bitirir ya takımlar, ne bileyim. Bir şey ittireceğin zaman aşağı koridordan, üst koridordan falan ittirmiyorsun. Ortadan bitiriyorsun ya. Bence daha güzel bir şeye girdi Team Turkality takımı. İyi bir takas. Yani özellikle gerideyken kabul edebilecekleri bir savaşa takas. Giremeyeceklerdi zaten. Giremezlerdi. Biz de elimizdekinin en iyisini değerlendirelim dediler kendilerince. Güzel yaptılar. Bu arada Twitch'in itemlerine bakmak istiyorum, eşyalarına. Yoğumya gidiyor. Yoğumya gidiyor. Boturk'u bitirmiş. Mahp olmuş, bitirmiş. Aynen öyle. Yoğumya aldıktan sonra takım savaşlarında Twitch iş yapacak. Onu söyleyeyim. Ama tabii bayağı bir geride şu an. Karşısındaki Corki'yi kanotlamış ve üçlü kuvvetin çıkmış. İki takım arasında yaklaşık bir 8K'lık gold farkına doğru ilerliyoruz bir, bu arada. Bireysel altınlara bakalım istersen. Bireysel altınlara da hemen en geçelim. Çok fark nerede? Muhtemelen nişancılarda oluşmuştur. 6900 ya 9800. 3000 altın bir fark var. Neredeyse tam bir eşya demek bu. Yukarı koridorda 1500 altın bir fark oluşmuş. O da ciddi bir miktar. Orta koridorda çok yok. Zaten demiştik Fizz iyi bir şekilde kendini tutuyor. Bu arada onlar 400'e kadar devam ediyorlar galiba. 253 bayağı. İnandılar ya. Bu şey en fazla farm alma rekoru, en erken en fazla farm alma rekoru kimdeydi? Kartus'la bir ara Frog'un yapmıştı. Frog'un yapmıştı. Sonra geçtiler herhalde, tam takip etmedim ben de. 18 dakikada 400 mü yapmıştı? Yeah. Öyle bir şeydi. Yok galiba. Artık. O kadar milyon çıkmıyor lan. Üste gidip alta gidip şeye, ifritlere falan gidiyordu galiba ya. Gene yayın yayında yapmıştı. 400 zor bir hocam. Bilmiyorum, çok emin değilim de zaten sohbetten bizi bilgilendireceklerdir. 18'e chatten 300 desen, yazın. 300 desen hadi hadi neyse derim de 400. Yo, eminim ben, hatta yayında gördüm. Yo, doğru söylüyorsun da. Jungle'ın şeyini yapıyor. İlk başlarda mavi alıyor mesela ormancı. Ormancısı büyük mavi aldıktan sonra küçükleri bile kendisine bıraktırıyordu. Hani o kadar bay. Ben özellikle yayını yani izledim. Bayağı inanıyor yani. Hatta bir tane kaçırınca mouse'a falan vuruyor çıldırıyor. Bu arada Baron'a girdi Hunt. Hunt Baron'a girdi. Riskli mi çünkü Baron? Çünkü long Q'yu aşağıda gördüler. Ama hasarları çok fazla, bakar mısın? Hem vizyonu yok kesinlikle. Tilt'in orada vizyonu yok. Aynen öyle. Ve hasar çok fazla. Ve erken Thief bir Baron aldılar 28. dakika gibi. Ki uncontested dediğimiz, hiçbir şekilde cevap da gelmedi Team Turkality'den. İşte tamamen vizyon ya. Vizyonun olmaması onlara rahat bir Baron imkanı sağladı. Aynen. Ama tabii diğer taraftan Zed ayrık ittirme yapıyor. Ayrık ittirme de Zed'in belki de en güçlü olduğu taraf. Yani şu an karşısına kim giderse gitsin muhtemelen öldürebilecek güçlüdür. Belki Ryze'i öldüremez o da. Ben Jarvan'ı da öldüremez ya. Jarvan'ı öldürür. Bir de öldürür Jarvan'ı. Yani Jarvan çünkü... Bu arada tekrar eşyaları geçelim. İsterseniz ormancı. Gerçi o da Randuin'i bitirmiş ama yok yok, Zed şu an öldürür. Şey yapmış çünkü. Son stat'ı yapmış. Burada inhibitörü bırakacaklar mı? İnhibitörü bırakmamaları gerekiyor. Şu an Fizz girdi ama hemen çıkmak zorunda kalktı. Falan atıyor. Ultisi, hayır. Çok Long B'den teleport da gelmeyecek gibi gözüküyor. Şu an şey takasını yiyecekler. Aşağı inhibitör, orta inhibitör takasına aynen doğru yaklaşmaya çalışıyorlar ama Ryze işte teleportla gidiyor. Bozabilirler Ryze'in teleportunu bozmaya çalıştı, hayır. Fizz'in orada girip bozsaydı 4 olurdu. Değerdi yani. Aynen öyle. Takım arasında. Bu arada Long Q teleportta geldi. Ryzen orada olmadığını biliyorlar. Long Q zorlamaya devam edecek mi? Fizz'den çok güzel bir ulti geldi. Jarvan'ın üzerine tuttular. Çok güzel. Orion'la sıçramasıyla kaçmaya çalıştı. Topu Jarvan'ın üzerine verdi. Canlı'dan muhteşem bir ulti geldi ardından ve Team Turkality ne kadar savaşı zorlamak istese bile How to disengage. Nasıl disengage yapılır? Nasıl savaştan kaçılır? Resmen gösterdi bize. Aynen öyle. Bu arada sen Lolok'e de mi değdin aynı zamanda galiba? Evet. Orada How to disengage de galiba derslerde. Ben resmen kendim söyledim ama bilmiyorum, Lorak'ımda vardır muhtemelen. Anladım. Var öyle aklıma geldi. Vardır diye muhtemelen. Bir sürü de onların da ders videosu var. Ama hepsini inceleme fırsatım benim olmadı tabi. Bu arada 9000 altınlık bir fark oluşmuş o Baron'la birlikte. Orta inhibitörü de aldılar. Şu an Ant'ın yapabileceği en güzel şey
5 kişi bir koridordan ittirmek olabilir. Aşağı ittirecekler bence. Aşağı ortaya ittirecekler. Çünkü niye aşağı ittirmek mantıklı biliyor musun? Şimdi baronları bitmek üzere. Mi? Yok aslında daha yarıda gibi. Yani alt koridorun intronunu açmak demek barona size gerçekten rahat bir kapı açıyor. Çünkü alt koridor en uzak koridor olduğu için orayı savunup bir de üstüne barona gitmek takımlar için kolay değil. Aynen öyle. O yüzden şu an alt koridora gidecekler. Eğer ki oyunu bitiremezlerse oradaki silahlarından bir sonraki baronu alıp çok daha rahat edebilirler. Anladım. Ben şeyi gördüm Samsung White'da son final maçında Royal Club'ın karşısında. İlk başta üst inhibitör açtılar galiba. Yok hayır, ilk başta alt inhibitör açtılar. Sonra üst inhibitör açmaya gittiler. O da şeyin mentalitesi. Şurada harita farkında. Buradan buraya gitmek yerine buradan buraya gitmek daha zor ya. Üstle altın arasından, olabilir. Ortayla altın olabilir, arasında. Olabilir, İlk başta altı açtılar. Sonra üste döndüler. Aradaki mesafe zaten ilerlerken yardıma gelebilmesi için büyük inhibitörlerden. Orada İsrail geldi. Hatta kule düştü. TD hiçbir şey yapamadı buna. Tabii TD diyecek. Şunu farkında. Yani baron olan ve güçlü olan bir takım var karşılarında. Fight'a girmezlerse yalnız oyun bitecek. Yani Nexus'a falan vurup mu evet. Fight'a girmeyecekler? İşte ne istiyorlar? Çok büyük bir ikilem bu. Bir şekilde yakalamaları lazım birini ama Ant da müsaade etmiyor ona. Hepsi tank ve üzerlerindeki... Bak kalkın görüyor musun? Adam girdi. Evet. Bir sürü dayak yedi ama canı azalmadı resmen. Bu arada... Yine Nami ultisi geldi pek başarılı. O harbinin yarı canı indi. Q attı. Q attığına pişman oldu. Ha hepsi geri kaçıyor. Zergs'in geçerdi kaldı. Canım. Ya yapacak hiçbir şey yok Zergs'in. Sıçrası olmadığı için. O Jarvan ultisini yediğinde. Fizz kaçıyor. Lee Sin kaçıyor. Zed kaçıyor W'suyla. Savaşa ister onlar da ölecek ama. Bu arada tabii, savaş olmadan bitti. Evet. Savaş olup bitecekti. Bu durumda savaş olmadan. Bitti. Aynen öyle. Ne fark etti oldu. 31. dakikayı bitirirken. 31-56'da. Maç da bitti. Durum 6'ya 13. Anette takımının zaferiyle birlikte. Gerçekten güzel oynadılar. Gerçekten güzel oynadılar. Yani oyunun başında özellikle alt koridorda bu kadar